Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Die Tage. Die Tage yani günler. Bununla beraber arkadaşlar zaman cümlelerini kuruyor olacağız. Yani gün ve zaman aynı anlamda nasıl kullanılır, aktivitelerle beraber nasıl anılır bunu inceliyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Die Tage arkadaşlar günler demek. Şimdi ben dilerseniz öncelikle haftanın günlerine bir bakalım. Onun ardından cümle nasıl kurulur bunlarla onu bir inceleyelim. Almanca'da ben pazartesi günü için Montag diyorum arkadaşlar. Montag demek ki pazartesi demekmiş. Salı Dienstag. Salı demek ki Dienstag demekmiş. Mittwoch. Mittwoch çarşamba günü. Çarşamba günü demek ki Mittwoch demekmiş. Donnerstag, perşembe günü anlamına geliyor arkadaşlar. Perşembe günü demek ki Donnerstag demekmiş. Freitag, bu da cuma demek arkadaşlar. Freitag demek ki cuma demekmiş. Samstag, Samstag, cumartesi. Sonntag, Sonntag da arkadaşlar pazar günü anlamına geliyor. Şimdi ben bu günleri pazartesi gününü kastediyorsam ne olabilir? Örnek verecek olursam pazartesi günü okula gideceğim diyecek olursam o günü kastettiğim için burada am Montag şeklinde davranmam gerekiyor. Demek ki pazartesi gününde değil mi derim. Dolayısıyla ya da pazartesi günü derim. Dolayısıyla am Montag demem gerekiyor. Birlikte kullanıyorum. Ama tek başına pazartesi dersem demek ki Montag diyecekmişim. Cümle içerisinde demek ki am Montag şeklinde davranıyorum. Tıpkı salı günü dediğimde ne diyormuşum? Am Dienstag demiş oluyormuşum. Çarşamba günü am Mittwoch. Perşembe günü am Donnerstag. Cuma günü am Freitag. Cumartesi günü am Samstag ve pazar günü diyecek olursam am Sonntag demem gerekiyor. Şimdi dilerseniz arkadaşlar sağ tarafa bir bakalım. Saatlerde arkadaşlar işte falanca saatte şu saatte diyecek olursam elf Uhr örneğini verdim. 11 örneğini verdim. Elf Uhr demek ki saat 11'de dediğimde demek ki elf Uhr demem gerekiyor. Demek ki günlerde örneğin işte cuma günü diyecek olursam ne diyecekmişim? Am Freitag diyecekmişim. Ama saat 11'de diyecek olursam ne diyecekmişim? Elf Uhr diyecekmişim. Şimdi ben cümle içerisinde ben okula gidiyorum diyecek olursak arkadaşlar Ich gehe in die Schule. Ben okula gidiyorum anlamı taşıyor. Ich gehe in die Schule. Şimdi dersem ki eğer pazartesi günü saat 7'de okula gidiyorum. Ya da bir genelleme yapacak olursam, bunu geniş zamana yayacak olursam, pazartesi günleri saat 7'de okula giderim diyecek olursam, aynı anlama geliyor zaten Almanca'da. Ich gehe in die Schule am Montag 7 Uhr demem gerekiyor. Şimdi Almanca'da arkadaşlar, güzel Türkçe'de ne yapıyoruz biz? Eylemi, yüklemi ne yapıyoruz? Cümlenin sonuna atıyoruz. Öyle değil mi? Ancak Almanca'da arkadaşlar eylemi ben ikinci pozisyona getiriyorum. Burada olduğu gibi. Gehen hemen sonra neyden sonra gelmiş? İşten hemen sonra gelmiş. Yani özneden hemen sonra ben gidiyorum okula şeklinde. Ich gehe in die Schule am Montag 7 Uhr şeklinde ne yapmış oluyoruz? Cümlemizi kurmuş oluyoruz. Ancak Türkçeden örnek verecek olursak okula gidiyorum pazartesi saat 7'de dediğimde devrek bir cümle olabilir ancak yanlış bir cümle değil. Almanca'da bunun karşılığı da var arkadaşlar. Dolayısıyla okula gidiyorum şeklinde in die Schule gehe ich am Montag 7 Uhr şeklinde de değerlendirilebiliyor. Bakın burada gehen ikinci pozisyonda yani gidiyorum değil mi? Okula gidiyorum dediğimde demek ki in die Schule gehe ich. Bakın gehen gene ikinci pozisyonda in die Schule'den hemen sonra kullanılmış. Üçüncü bir varyasyon o da
Ne yaparım? Türkçeden örnek verelim. Pazartesi saat 7'de okula gidiyorum. Deriz, öyle değil mi? Burada ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Pazartesi gününün altını çizmiş oluyorum. Dolayısıyla vurgulamak istemiş olduğum şeyi cümlenin başına getiriyorum. Öyle değil mi? Almanca'da da durum böyle. Dolayısıyla burada pazartesi gününe ve zamanı aslında bir vurgu yapmış olduğumdan dolayı am Montag um 7 Uhr demiş oluyorum. Yani pazartesi saat 7'de onun altını çiziyorum. Dolayısıyla cümle başına getiriyorum. Am Montag um 7 Uhr gehe ich in die Schule. Bakın burada da ne olmuş arkadaşlar? Gehen gene ikinci pozisyonda olması gereken yerde. Değil mi? Zamandan hemen sonra ne olmuş? Gehen gelmiş. Dolayısıyla am Montag um 7 Uhr gehe ich in die Schule demiş oluyoruz. Dilerseniz burayı bir toparlayalım. Demek ki ben okula pazartesi saat 7'de gidiyorum dediğimde bir defa ne yapmam gerekiyor? Zamanlarda saat eğer söz konusuysa buradaki örnekten elf Uhr demem gerekiyor. Ama ben pazartesi gününü kastediyorsam am Montag demem gerekiyor. Bu sebepten ben okula pazartesi saat 7'de gidiyorum dediğimde ne diyecekmişim? Ich gehe in die Schule am Montag 7 Uhr diyecekmişim. Okula gidiyorum pazartesi saat 7'de dediğimde, yani nereye gittiğimi cümle başına getirdiğimde bu sefer ne diyeceğim? In die Schule gehe ich am Montag 7 Uhr diyecekmişim. Öyle değil mi? Ya da zamanı cümlenin başına getirdiğimde bu sefer ne olacak arkadaşlar? Am Montag 7 Uhr gehe ich in die Schule diyecekmişim. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Tage. Die Tage. Am Montag. Am Montag. Am Dienstag. Am Dienstag. Am Mittwoch. Am Mittwoch. Am Donnerstag. Am Donnerstag. Am Freitag. Am Freitag. Am Samstag. Am Samstag, am Sonntag, am Sonntag. Ich gehe in die Schule am Montag 7 Uhr. Ich gehe in die Schule am Montag 7 Uhr. In die Schule gehe ich am Montag 7 Uhr. In die Schule gehe ich am Montag 7 Uhr. Am Montag 7 Uhr gehe ich in die Schule. Am Montag 7 Uhr gehe ich in die Schule. Evet, şimdi de arkadaşlar wann ve von wann bis wann soru yapılarını bir inceleyelim. Wann ne zaman demek arkadaşlar? Wann ne zaman demek? Von wann bis wann ne zamandan ne zamana anlamına geliyor. Demek ki wann ne zaman demekken von wann bis wann ne zamandan ne zamana sorusuymuş. Ne demek istediğimi şimdi cümleler içerisinde görüyor olacağız. Aufstehen bu ayrılabilir fiiller kapsamında olan bir eylem arkadaşlar. Aufstehen yataktan kalkmak anlamına geliyor ya da olduğum yerden doğrulmak anlamına geliyor. Söz gelimi sandalyede oturuyorumdur ve ayağa kalkıyorumdur. Aufstehen ya da yataktan kalkıyorum dediğimde de gene aufstehen anlamına gelmiş oluyor. Şimdi bir soru olarak wann stehst du am Dienstag auf? Evet, am Dienstag neydi arkadaşlar? Salı günü. Aufstehen bu durumda ne anlama gelir arkadaşlar? Salı günü saat kaçta kalkıyorsun, değil mi? Saat kaçta uyanıyorsun yatağından, saat kaçta kalkıyorsun anlamı doğuyor bu soruda. Dolayısıyla wann stehst du am Dienstag auf soru cümlesine baktığımızda ayrılabilir fiillerde ne demiştik arkadaşlar? Ön takı ne oluyordu? Cümlenin sonuna gidiyordu, değil mi? Ki burada da öyle durum. Ve ne yapmışım? Kırmızıyla işaretlemişim. Am Dienstag, değil mi? Günlerde ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Mutlaka am Dienstag, am Mittwoch şeklinde bunu belirtmemiz gerekiyor. Demek ki sorumuz neymiş? Salı günü saat kaçta kalkıyorsun derken bunun Almanca karşılığı
Wann stehst du am Dienstag auf sorusuymuş. Şimdi ben diyelim ki sabah saat 6'da kalkıyorum diyecek olursam, salı günü saat 6'da kalkıyorum. Ne diyeceğim? İş ile başlatalım. Ich stehe am Dienstag um 6 Uhr auf. Az önce ne demiştim arkadaşlar size? Günlerde am Dienstag, am Mittwoch şeklinde ilerlerken saatlerde ne yapıyorum? Evet, bunu getiriyorum değil mi başa? Dolayısıyla 6 Uhr saat 6'da anlamı taşımış oluyor. Salı günü saat 6'da derken demek ki am Dienstag 6 Uhr demem gerekiyor. Cümlenin içerisine oturttuğumda işteye am Dienstag 6 Uhr auf demem gerekiyor. Şöyle de diyebilirdim, yazmadım ama am Dienstag 6 Uhr stehe ich auf. Bu şekilde de yorumlanabilirdi. Frühstücken arkadaşlar kahvaltı yapmak demekmiş. Bu masdar halde demek ki frühstücken kahvaltı yapmak demekmiş. Ve ayrılabilir fiil değil, tek başına bir fiil arkadaşlar. Gayet olağan, düzenli bir fiil. Şimdi soru ne diyor bir bakalım. Wann frühstückst du am Donnerstag? Donnerstag hangi gündü arkadaşlar? Şöyle bir hatırlayalım. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag dördüncü gün. Perşembe günü değil mi? Perşembe günü ne zaman kahvaltı yapıyorsun değil mi? Ya da yaparsın anlamında. Wann frühstückst du am Donnerstag? Evet, fark ettiyseniz burada du'ya göre çekimlenmiş arkadaşlar. Değil mi? Wann frühstückst du am Donnerstag? Diyelim ki ben perşembe günü saat 9'da kahvaltı yapıyorum. Ne diyeceğim o zaman? Ich frühstücke am Donnerstag 9 Uhr. Bakın burada da gene perşembe günü olduğunu belirtiyorum. Am Donnerstag diyorum ve 9'da, saat 9'da dediğimde 9 Uhr demiş oluyorum. Dolayısıyla ich frühstücke am Donnerstag 9 Uhr. Şöyle de diyebilirdim. Am Donnerstag 9 Uhr frühstücke ich. Devrik olabilirdi ancak yanlış bir cümle olmazdı. O da gene geçerli, doğru bir cümle. Demek ki her halükarda eylemimizi ikinci pozisyona koyuyormuşuz arkadaşlar. Ve arbeiten, Almanların belki de çok sevdiği bir eylem. Arbeiten, çalışmak demek arkadaşlar. Şimdi burada von wann bis wann soru kalıbını görüyoruz. Von wann bis wann, ne zamandan ne zamana? Yani hangi saatten hangi saate olabileceği gibi, hangi günden hangi güne gibi bir anlam da çıkabilir. Dolayısıyla von wann bis wann arbeitest du? Evet, saat kaçtan saat kaça anlamı da doğabilir dediğim gibi çalışıyorsun. Diyelim ki saat 10'dan saat 18'e kadar çalışıyorum. O zaman ne diyeceğim? Ich arbeite von 10 Uhr bis 18 Uhr diyecekmişim değil mi? Demek ki ben saat kaçtan saat kaça kadar çalışıyorsun diye sorduğumda von wann bis wann arbeitest du sorusunu soruyorum. Cevap olarak da ich arbeite von 10 Uhr bis 18 Uhr demiş oluyorum. Dilerseniz şöyle bir toparlayalım arkadaşlar. Aufstehen demek ki neymiş? Yataktan kalkmak anlamındaymış değil mi? Buradaki anlamı oymuş. Diğer anlamı da neydi? Oturuyorsak eğer yerimizde, kanepede oturuyorumdur, sandalyede oturuyorumdur. Doğrulacak olursam demek ki o da gene aufstehen anlamına gelmiş oluyor. Sorusunu sorduğumuzda salı günü saat kaçta kalkıyorsun? Wann stehst du am Dienstag auf sorusunu soruyorum. Ve burada ayrılabilir fiil kuralı auf, yani ön takıyı ne yapıyorum? Cümlenin sonuna atıyorum ve soru işaretini koyuyorum değil mi? Wann stehst du am Dienstag auf? Diyelim ki saat 6'da kalkıyorum. Ne diyeceğim? Ich stehe am Dienstag 6 Uhr auf. Ne zaman kahvaltı yapıyorsun? Wann frühstückst du am Donnerstag? Perşembe günü ne zaman kahvaltı yapıyorsun sorusu değil mi? Wann frühstückst du am Donnerstag? Diyelim ki saat 9'da kahvaltı yapıyorum perşembe günü. O zaman ne diyeceğim? Ich frühstücke am Donnerstag 9 Uhr diyecekmişim. Ve arbeiten, çalışmak demekti. Saat kaçtan kaça
hangi günden hangi güne anlamı da doğabilir. Von wann bis wann arbeitest du? Ben bunu saat olarak baktım olaya. Dolayısıyla saat 10'dan 18'e kadar dediğimizde ich arbeite von 10 Uhr bis 18 Uhr dememiz gerekiyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wann stehst du am Dienstag auf? Wann stehst du am Dienstag auf? Ich stehe am Dienstag um 6 Uhr auf. Ich stehe am Dienstag um 6 Uhr auf. Wann frühstückst du am Donnerstag? Wann frühstückst du am Donnerstag? Ich frühstücke am Donnerstag um 9 Uhr. Ich frühstücke am Donnerstag um 9 Uhr. Von wann bis wann arbeitest du? Von wann bis wann arbeitest du? Ich arbeite von 10 Uhr bis 18 Uhr. Ich arbeite von 10 Uhr bis 18 Uhr. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde günleri ve zamanla ilgili soru sormayı, cevap vermeyi görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.